Şimdi bize gel, gel, çayı koydurur. Şimdi önce yağcılık edecek ya Tugay, gel. Önce yağcılık edecek, bak. Arkadaş diyordu. Bu benim itlerin yediğini diyordu, ben yesem diyordu, tosun gibi olurum diyordu, tamam mı? Ondan sonra hapire kendi yemez değil. Şimdi oradan geliyor, önce gaz verecek ha. Vallahi işte bizim davarda iyi hasta bu ara hiç yemi yok. Yazık günah değil mi sizin koyun burada yerken? Ondan sonra bizim koyunlara yazık değil. Sağladı. Babam böyle duruyor. Neyse Burhan diyordu. Otu götürmeye götüreceğim. Bu arada şeye hiç gerek yok. Git otu götür diyordu. Buna yalnız az götür bak. Kuzunun otu yok diyordu. Tamam arkadaş diyordu. Komşu hakkıdır diyordu ya. Ya bir şelek yapıyordu. Burhan da altında hiç gözükmüyor şelek. La otlu alıp gidiyorduk güveydiği zaman biliyor musun? Ya onu nasıl yapıyordu boş abi ya? La ya şehre mi götürüyor? Lan yok ya geldi aldı. Lan ufakta bir adamıdı. Ona nasıl gücün yetiyor? Valla ben altına koy. Senden biri altına koysunlar akşama da çıkmıyor çıkamaz. Ya. Kalıbını alıyordu ya. Kaba atmıyordu. Oradan Dilgen'le otu kaba atmıyordu. Dilgen'le katıyla ne alıyordu? Hani baskısı gibi koyuyordu. Nasıl diyeyim sana? 4-5 şerekten motorun arabasını götürür. Götürür abi. Eskinin adamı. Bir bağırdım ki bir ot yerine gidiyor. Hiç buradan gözükmüyor aslında. Buradan yok. Komple yok. Garip yani. İşte o emrisinin kel çaldığı selam. O da milletin aynı. Alafı az. İşte yani davar değişti. Az dedin davarlı. Arkadaş dedi biz bağırın oraya vuracağız. Dedim böyle sakın gelme vururum dedi. He. Gene de geri götürürdü. O yanı derdi. Bu yanı derdi. Hayvanaj mecbur. Hayvanaj mecbur. Geldi gelene kadar dedim bu çevreye böyle babam gelse babamı çeker vururum. Bir gün geldi diyor şimdi. Davarın işini bitirirdi. Pınar'da şeydi daha. O zaman evde su yok ya. He. Pınar'da lastikleri yıkardı. Ondan sonra. Bir de dövüştüm biliyor musun? He. O lastikler bu. Ya kurunun aşağısına yıkar davar su içiyordu. Şeyde pantolonu da hep çorabın içine verirdi. He. Gelirdi. Ondan sonra bizim eve otururdu. Bir kışından geldi. İlk önce bağırdı. Zannediyorsun ki bağıran, dövüşen var. Hiçbir şey yok abi sen. Geldi babam içeride. Ya dedi Nail'e bacı nedir bizim çektiğimiz dedi ya. Ondan sonra. Ulan şimdi millet böyle bağırıyor ne oldu diye. Babam dedi ki. Lan gel dürüzü buraya gel dedi. Ondan sonra geldi. Arkadaş dedi ben yıldım senin yerinden dedi ya. Lan ne oldu diyor şimdi hiçbir şey yok. Ya diyor o iki tane it koymuşsun diyor. Gere gece bir sıçradım diyor. Az kaldı diyor karısının adı Şemsi diye. Şemsi diyor hastanelik olacaktı arkadaş diyor. İtler duvarın dibinden geçti dedim diyor at yıkısı geldi. Hepsi anlatacağı bu yani başka bir şey yok. Şemsi diyor hep Şemsi üstüne atardı. Şemsi diyordu hastanelik oldu. Gece yarısı diyordu kamasını yıkattık. Hadi ya. Ve itin ayak sesine konuştu. Ayak sesine. Güya itin işte it gidince tapır tapır etmiş onu anlatacağım. Ona en son gelirdi yani. İlk önce bu bayıldı derdi, o ayıldı. Sen de diyorsun ne diyor acaba ya? Çok da pis nefsi gözü vardı ya. Bugün böyle şey etti. Böyle yanaştı. Arkadaş nasıl yağıyor, nerede yağıyor ben anlamıyorum. Böyle tuttu. La bana baktı. Sen kuş kayalarını itler dedim. Filizle para sürütüp at yanıma geliyor ya. Hani sen ben iyi giderdim dedim. Avat dedim tavara bir kırgınlık getir dedim. Sen hiç dedim hayatında dedim çoban arkasına gittim bu çoban ne diyor ne yapıyor nasıl ediyor bir gün yanına davarını gittim mi bu yaşa yok o adam dedim gece yanım dedim benim gece iki sefer yok diyor. Hı. Bu şey onun bir tane Babi diye bir iti vardı. Babi koymuşlar adını filmden bile bir Babi varmış o adamın adını koymuşlar aha bunca adı Ümit. Neyiz? Ya önceden kapı zaharı vardı ya onlardan yok şimdi. İboş abi. Onlardan kalmadı ki. Evet o vardı şimdi koydu. Lan kardeş aha bunca bir şeydi. Ya ne ukulacıları geçirdi oradan. Ona bir hızlı dolanıyordu bir hızlı dolanıyordu. Vır 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 on tur atıyordu. Karman zamanı var ya. Delikanlıysan bu anda aynı tecinin yanına git. Vallahi seni koymazsın yol yok. Yani gergi de vardı bir tane. Yine de uyanıyordu ki akşam olunca onu şey, salona alıyorlardı. Dışarıda yatmıyordu, üşüyordu lan abınca. İtler boğmuyor muydu?
Ya itler boğuyor ama öyle uyanık ki. Burhan dayı sağa çıkıyor bir. İtin alanı nasıl? Aa, bu balkonun etrafında dönüp duruyor. Burhan dayı yerse yer, dönerse döner. Ama kapıya değil yabancı bir şey koyuyor, ölse koymaz. Olmaz. İtler gidince de çöp içeri giriyor zaten. Tutamıyorlar tamam. Şimdi millet ben zaman... Babi'ye alıştırdım okula gidip gelirken. Kucu aşağı, Babi yukarı, Babi bu tarafa, Babi o tarafa. La biz Eni'yi unuttuk. Eni'yi almadın hem içeri. Yok. Koy yeni var şimdi. Bir tane yadigarın şeyinde vardı, kapısında vardı. He. İtler ilk rapor götürüp şeye sıkıştırıyorlar. Ya dedim bunu bilmedi. Kime verecektir? Tabii yerden de Fadime Hanım. Dedi ki aile ben çıkardım. Dedi ihtiyar bıraktım. Görsün böyle. Benim günah. O günde nasıl olduysa şey para açılmıştı. Dedim davanın yerini dağılma bunun pahalı. Ben yukarıda bir kıyamet koptu. Ben yetişene kadar karıyı dağıdırlar. Ağırdan kılıyla. O da mahsus o gudiyi yukarı çıkar diyor ki. Boğsun gebersinler. Gudiyi boğmayın al o da yine o kara işte o kıllı adamıyla mecbitten yaptı. Karıya çöp. Lan gitti karnı kormundan kan akıyor. Bir kısmı adı Şükran mıydı Neman mıydı? Dedim yavrum anam dedim. İşte boğmuş dedim emri gibi. Lan bir kar kaşanlık çıktı aralar da yok. He dövücü de var. Toprağına kadar çok terbiyesiz. Lan bir köy dedim git ya sen kain kal. Kapacın dedim ya. Ya dedim, bizi mahsus bir şey ettik dedi. İlk dedi, geç boğmuş o gün dedi, beni boğdu, neydim? Dedim, bir şey ne şey etmeyeceksin, sen kaldırayım. Ama o, sen şeyin zamanında var mıydın? O mezgitlerin o şarkışların adam da ilkleri uçurmuş ya, tavrıya kadar götürmüş ya. Yok, onlar bilmiyor. Onu sen bilmiyor musun? O zaman o İbami'den önce mi oluyor var? O ilkler. Radara giden ilkler. Evet. İbami'den önce sen, İbami o zaman çocuk. Bunların bir kurit vardı. Hep kürt bir çocuğuduk o zaman. Derlerdi Arman ol madem kurit var. İşte iteğini olacak. Bu itlerin babası işte maraz şey. Para neyin babasıymış. O, o it tek kurt yoktu. Ha, o kürt tek kurtmuş. Kaytanın neyin babası mı? Kürt'ün. Kaytanın ilk yenikler herhalde. O zaman oralarda ne alıyor? Bir karakol vardı, bir Mustafa Emre'nin evi vardı. Bir karakol, yani o tarafta, o kuşkasının öte geçesinde bir karakol, bir de Mustafa Emre'yle başka bir başka emre yok. Başka evi yok. Ondan sonra... Ha onun öncesinde babam diyor ki mesela... Tavuşçudan diyor bir kançık gelmiş, çok kurtçuydu diyor, burada kurtlar yiydi diyor. Mesela onlar gördük diyor ama... Hani bizimkilerle geçmezse orada... Muhammed Dayı'dan almışlar bir tane... O çakal itin eniği, o da adam koymamış, böyle boğulmuş, onu götürmüş, kangala bırakmışlar. Abi, şimdi o kancık geliyor, Mustafa Emre'nin orada kalıyor. He, sabah davara ot atıyorlar ya. Sabah davara ot atıyorlar. Ot atınca, bunların davara değil de, o köyün ber tarafı var ya. He. Orada birisinin dalarına ot geliyor, kurt giriyor. Babam bir de diyor ki, la biz diyor, o önceden diyor 16-17 tane kurt olduğunu biliyorum ben. Yani sürüyle geliyor kurtlar. Yazda çoğu çıkamıyor ki diyor. Kurtluğunu yiyorlar. O arada kurtlar, o Topal Mehmet'in dere var ya şimdi, Mustafa Emre'nin bu tarafı işte. He. Topal Mehmet diyor o zaman, o zaman yok diyor. Topal Mehmet sonradan yapmışlar. He, sonradan yapmışlar onlar. O dereye yukarı iki kurt gidiyor. Abi kancığın. Kancı da bunlar kurt yemesin diye şeye koymuşlar, içeriye koymuşlar. Kancık diyor bize geleli 2 ay oldu diyor. Yani işte güzün orada kaldı diyor. Kışın diyor şey oldu. Nedir onlar? Erikli diyor. Kancık oradan çıkıyor o yukarı depo var ya su deposuna. Su deposuna oradan döndürdü diyor kurdun birisini diyor getirip diyor karakolunu orada yıktı diyor. Tak kancık yıkmışlar bu. Yani tamamen mezgit değil. Onun belki de hiçbir şey değil o için. Uyut neyse belli değil uyut. Nereden geldi de belli değil? Belli değil. Hiçbir şeysi belli değil. Ondan sonra oradan dolandırıp diyor, hamileydi diyor lan. Başım biz diyor ki mesela enik git. Nerede koşacak da kurt.
tutacak da bilmem. Döner diyor orada yıktı diyor. Birinci kurdu yıktı diyor. Evet. Bunlar neyse kalkıyorlar. Çünkü bizim işe kutukmadık ya. İlk kez gördük diyor abi. Allah'ın sana. Orada yıktı diyor. İşte tutuyorlar, içeri koyuyorlar. Bu köyün içinde de işte o Topal Mehmet çok meraklıymış. Topal Mehmet'ten vardı avcıydı ya. Adam 24 saat aldı la. Kargayı bile yiyordu abi o herif ben avantıma geliyorum. Abi ala karga mala karga var ya. Allah. Tilkiyi delikten çıkar diyorlardı onlar. Tilki istediği kadar deliğe girsin. Çıkarıyorlardı delikten. Bunlar o kurdun peşine düşüyorlar. Topal Mehmet, Vahit, 2-3 tane de ilkelimlikleri varmış. Kurd, öteki kurdu dolandıra, dolandıra, dolandıra. En sonu getiriyorlar. Ya düşün kurt dolandırılır mı abi? Sabah namazı çıkıyorlar. Sabah namazı yıkıyor bu kurdu. Öteki kurt da diyor tepeye çıktı uludu diyor. Gitmedi diyor yani hani. Bunlar diyor kurdu döndere 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 diyor. Akşam vakti olmuş. Akşam vakti en iyisi. Bunların bir de zarlar mağarlar da varmış. 3-4 tane itleri vardı diyor. İşte bilmem kimin itleri vardı diyor. 80 tane it diyor. En son götürmüşler kurdu o kuş kayasının altında kayalar var ya. Güllü kaya mı ne diyorlar? Güllü kaya. Kurt gelen en son güllü kayaya yatmış. Orada deliğe girmiş bu. İtler boğamamışlar burada. Kayaya da verince zaten çökememişler. Bir de deliğe girmiş. Götünü verdin mi? He. Deliğe girmiş. Ondan sonra geliyorlar tekrar. Bu kancıyı geri götürüyorlar. Sabah kurt boğan kancıyı. Geri bu kancıyı götürüyorlar. Yani ötekiler olmuyor. Bu kancıyı götürüyorlar. İsmail Emin'in oğlu Muhlis var. O daha çocuğumuş. O alıp götürüyor bu kancı. Kurdun, yalnız kurt diyor delikte. Yani götü gözüküyor ama kalanı yok. O bir tane kuşkasında ne bir tane sıkıyorlar ya adama. Kafadan kırık bir şeydi. O tutuyor, içeri giriyor. Kurdun ayağından tutuyor. Abi kurdu çekiyor dışarı çıkarıyor. Ondan sonra diyor ki o beni tutsun diyor. Önemli değil diyor. Koluna sarıyor. Kurt bunu tutuyor. Bu da kurdu tutuyor. Alıp çıkıyor kurdu. Kurdu çıkar diyor. O kurdu da orada geber diyor aynı kancı. O kancıyı da götürüyorlar. Bu mezgitteki kurt halite çekiyorlar. Tamam mı? O aslında ilk götüren Mustafa mi? Babam değil. Babam küçük o zaman. Ondan sonra o ite çekiyorlar o kurt halite. Radardan kurt halite. İşte ondan o kaytar maytar çıkıyor. Çıktı sizden getirdiğim iti çoğu. Hiçbir it koyulmadı. Alakancık diyor. Onunla Elbistan'a verdik. Bir akraba geldi. Akraba dedi ki Osman gelin bir çercesiymiş. Onlara akraba geliyormuş. Osman da kızım babam çok severdir. Ya bu elini bana ver. Bu elini bana ver. Dileği al götürdü. Hareket orada tek çıktı. Ondan tek sonra geldi mi? Bir gene o filizin dönümde götürdüm. Para. Bak Mustafa'nın ben Mustafa'nın adı çok olmuş. Mustafa'nın da az zamanın adamı değil ki. O Elbistan'a verdiği bu verdiğim işte çakalı değil. 1915 mi 16 Farah dediğimiz aynı bunların okulu. Duruyor mu? Yok öldü o sene rahmetli oldu bu sene. Bir de Mert dönemi vardı. Onlar hep biliyorlardı mesela. Biliyorlar bilmez mi? Abi o kancık işte ben diyordum işte ya diyordum. Bak kancık nasıl yıksın diyordum yani kurdun. Vallahi Mustafa diyordu ki Ahmet Önem bir de diyordu o köydekiler yaşlılar hep diyordu. Diyordu sabah namazı birisini yıktı, ikinci de ötekini yıktı. Ondan sonra ikisini de gelmedi. Ona yardım etmişlerdir ikinci. İkinciye yardım etmişlerdir tabi ama sabah namazı boğduğunu kendi dolandırmış getirmiş yıkmış. Demek ha bir de amire. Yani herkes yatarken yıkmış bunu. Ya işte bu sabah namazı. Şimdi tam amire şey işte bak it diyor ki bak nereden geldiği belli değil kendi gelen it. He. Şimdi bak. Şimdi iti bağlamazsın. İti doğrusunu kapına karnına doyurmazsın. Hayvan ne diyor? Mecbur kendini hayatta kalabilmek için dağa vuruyor. Yani dağa dağa geziyor. Ekmek arıyor, yemek arıyor. Bin bir türlü sıkıntıyla karşılaşıyor. Hayvan ne oluyor? Hayatta kalırsa it oluyor. Fakat da şimdi millet çoğu ezbere konuşuyor. Çoğu ezbere konuşuyor. Barış abi sen dikkat ettin mi de. Şimdi bizim milletimizde bir şey var. Diyor ki o nasıl it? Kurt dişi attı mı çekiliyor, yanını dönüyor. Kurdu it en çok nasıl yoruyor biliyor musun? Eğer tecrübeli bir itse abi, eni kekesi falan diye, eni kekesi falan gözünü kapatıp giriyor eyvallah. Ama ekeleşmiş soğuk kurtlarla artık boğuşa, dövüşe, işi öğrenmişse en çok nasıl yoruyor biliyor musun kurdu abi?
Vurur, it yuvarlar, kurt dışı atıyor ya. Kendini öyle bir atar ki geri. Bir metre geri sıçrar, yanını verir, götünü döner. Kurt böyle yatağa kalkar, resmen kendi kendini öldürüyor abi. Kurt iyice ahantiler düştükten sonra abi son darbeyi vurur. Mesela bir de hep şey derler ya, it kurdun boynunu tutacak bırakmış. İyi bir şey yok. İyi bir şey yok. İt kurdun ilk önce arka tarafına girer. Aynen öyle. Çünkü kurt çok dişli ya. Tabii canım. Ters yatıyor mesela, ben gördüm, ters yatıp buralara giriyor. Aynen öyle. İti öldüren it de aynı. Kafadan tutmaz ki iti öldüren it. Kasıklarına girer, kabukalarına girer. La o şu şey yok muydu şu? Kara kancı var diye. Ama millete göre boynundan tutuyor. Boynundan tuttu o kadar bu. Ya sizin milletimizde ne? O nasıl iyi? Kurt dişi atıyor, götünü dönüyor, yanını dönüyor. Şey. Kardeş onu gider canım. Nasıl o da gelmiyor. Bak o kancıyı oraya çekiyorlar. O kancın babam bir tane, babam da olan ilk önce Kayter değil. Kayter komşuya vermişler. Kayter babam da değil. Evet. Bir tane Mustafa mı tutmuş, bir tane öteki eniştelerine vermişler. İki tanesi de bizim köye. Babamın tuttuğu, babam yemin ediyor. İboş abi sen daha iyi bilirsin de, hani o iki bilir misin bilmiyorum. Babam diyor ki, leylek diyor akşamaca yere kondurmaz diyor. Leylek nereye it oraya diyor. Buradan o dağa, oradan bu dağa. Abi kondurmuyor diyor. Kuş hastası. He. Tabii ki. Çayda kuş. Şeyde angutlar yok mu? Hı. Angutu tuttuğunu gördüm diyor it. İt diyor asılır gider diyor, angut kalkar diye pıt aldı it angutu diyor. Yani ile hızlı bir it. Ya işte diyeyim ya it. O diyor kuduz oldu diyor babam. Kuduz da bir it, kuduz it geldi köye diyor. Ben de bıraktım iti diyor, it kudurdu diyor. Vurdum diyor, o bizim seneler var ya. Hı. Babam gördü bu taşın altında o diyor, oraya kömdük diyor. O kaytar o zaman sağ kalmış. Bir de o zaman kuduz geldiği zaman babam diyor ki, şimdi diyor Kayter mi? Önce kentleri de var diyor. Ulan nasıl itler var diyor. İşte uzun fuarlı mamonun itleri vardı diyor. Asker geldi diyor. Kimin iti varsa hepsini vurdu diyor. Kuduz var diye. Kuduz var diye. Şimdi o zaman kuduz salgınına ilaç yok, bir şey yok. Aynen. Ondan sonra temizlik. İla diyor bu iteymiş, bu it kötüymüş. Ona bakan yok diyor. Kaç tane et var getirdi. Hepsini vurdu diyor asker. O zaman diyor biz o Kayter'i sakladık diyor. Ondan sonra ben diyor kendi itimi vurdum diyor. Ötekilerde asker vurdu diyor. İt bit kalmadı diyor la. Ondan sonra. Sonra diyor şey oldu diyor işte. Kayter'i sakladık diyor. Semet'e kalsa diyor. Semet dayı varmış ya. İderdi daha Semet dayı vermiş. Diş çene dayı derdi. Ondaymış bu şey Kayter. Babam saklamış bunu. Ondan sonra büyümüş işte geri. Ama diyor ki yalnız. Kayter'e diyor bir köy bakıyor diyor ha. Yani Kayter bir köyün bir kancı ha. İkinci bir kancı hiç yok. Bir tane. Herkesin kapısında gezermiş. Seyfettin Gül'e gidermiş, onlar doyurmuş. Öğretmen kapısına gidermiş, o doyurmuş. O Fatih Avan'la diyordu, bir tane öğretmen gelmiş buraya. Yabancı bir öğretmen. Kışın diyor, kar yağmış. Köyün öğretmenine de alıştın Kayter. Gidip o okulun bahçesinde yatıyormuş. Onlara ekmek diyorlar ya. Yani. O zaman bu öğretmen de şehirde büyümüş adam. Kar yağınca diyor, Kayter'in üstünü kapatmış kar. Bu da bu okulun lojmanı var ya, oradan beri geliyor adam. Görmüyor iti, ne görsün. O arada Kayter'in üstüne mi basmış artık, yanından bir geç. Ne olmuş da? Karın içinden çıkar çıkmaz adam öğretmeni tutmuş, karın içine sokmuş. Öğretmeni diriltmişler, babam anlar diyordu. Demiş, koca ne oldu? Demiş, valla Behr amca demiş, karın İle diyorum. Onu anlatıyorlar. Burhan dayı diyordu ki bizim itler mancılığa gitti arkadaş diyordu. Mancılıklar peşine düştü. Ay diye dolandırmışlar burada. O gerçek mi Boşa? O gerçek. Millet peşine düşmüş biliyor musun buradan atlarından ki? Aynı ay ayıya geldi. Benziyorlar diye. İtler ayıyla karışmış öyle. Abi. Bak Salış abinin aklına geliyor onlar. Benim hiç aklıma gelmez de. Salış abim diyor ki öyle bir iri it ben görmedim lan diyor. Yok diyor. Şimdi öyle iri it yok diyor. Yani şimdi değil. La yerden gör diyor, ayı kadar var diyor abi. İyiler. Devasa iyilermiş abi. O hırsına gitti o herif bak. Çok hırslı la o. Dedim ki Allah'ını seveceğim onu bari. O sefer günü kılırlar. Adam öte gitti diyememiş. Ümit onlara. Ne olsun. Ya diyorum ya bu işte mancılığa gelmiş itler. Millet atlarına peşine düşmüş ki köye ayı geldi diye. İşte ona göre hesapla sen.
Ama Savaş abi diyor ki, böyle diyor, gıllı, çirkin gıllı bey diyor. Mesela Savaş abi aklı yetiktir hani. He. Ben böyle internette i̇şte gösteriyorum biz... diyorum. İle gıllı değil diyor bunlar. Yani pampak gıllı falan değil diyor. İçin diyor mesela kuyruğu gıllıdır diyor. Ondan sonra biraz zırh gıllı değil diyor. Yeleli. He yeleli, bir de kuyruğu gıllıydı diyor. Aynen. Geri kalan tüyü normal tüyüdü diyor yani. Böyle sallam saçak kıllı değil. He omuzları i̇şte diyor kıllı diyor. Bir de diyor kuyruğu kıllı işte. İşte omuzlarla oradan yeleli bizim itler de çıkıyor da. Yeleli kıllı gibi çıkıyor. Yeleliydi diyor itler. Şey de yeleliydi Hector. Hector da yeleliydi. Aslında abi. Ankara'daki Hector baba, da. Baba hatırlıyor mu? Şey, hatırlıyor diyor. Babam diyor ki o sefer gelin diyor kıllı ite diyor. İki it çökerdi diyor. Kandırtamazdı diyor. Yani belini oynatamazlardı diyor. Sizin oraya bir şey. Biri önünden biri arkasında hiç oynamazdı. Sizin oraya böyle bahar arzıydı, bir kuzu yayım getirmeye gittik de baba. Orada vardı iki tane karavan. Şimdi, onlar da iyiydi. Şimdi abi bu gürlü kara varmış ya, kara. Devlet çiftliği. He. Babam diyordu orada gıllıklar vardı diyordu mesela. O gürlünün Ağpınar'daki kırmızıdan bir tane kalmıştı, ben gördüm. Aynı yarım gıllı, böyle gıllı değil abi. Yani hani bugün kangal diye bakıyorsun ya mesela. Hı. Aynı bu kangal. Böyle o avşarkalar, bunlar kısa bacaklı sonra. Bizim itler gibi uzun bacaklı değil onlar. Ondan sonra mesela kolları molları da kıllı onları. Bu itlerde ile kıl yok. Bu itlerin boynunda kıl var, kuyruğunda kıl var mesela. Evet. Ondan sonra orada bir sarıgancık vardı. O adamların itleri de nereye geçse o çıkıyormuş. Abi. O gürün ne yapıyor nerede olanlar. Bak şimdi çok kış adama geldi. 99 muydu? 98 miydi? Gürün tarafta herkes biliyor onları ama gürünün öbür Tekirama tarafından. Barış 98 ya da 99'du bak. Bu oğlan şimdi rahmet buldu. Mehmet Altıtaş vardı. Bir hafif sarışın, mavi gözlü bir oğlan. Kardeş Ömer var asker. Altıtaşlı'dan. Onunla beraber Çelik'te çalışıyor. O bana bir çitenek gönderdi. Bir ekip bildi. O herifleri bak ben biraz büyüttüm. Şöyle 5-6 aylık ettim herifleri Sivas'ta. Benim pat askerliği çıktı. Benim askerliği çıkınca lan herifleri de bir paralar veriyor. Herifleri bir güzel ama hiç herifleri satmayayım, vermeyeyim. Öyle meraklıyım, hevesliyim ki o herifleri. Neyse bu herifleri Yıldız Emre'ne verdim. Dayım ile. Ben askere gidene kadar oraya emanet bıraktım. Oradan gelecek, gelenlikleri alacağız. Neyse ben askerdeyken bu it bir teneniklemişti. Onun kancığı büyüdü işte, o da büyüdü. Bir tenenik getirmişti. Sen de bir tane tek erkek. O zaman ben kışıdı, bir askerden izne geldim. Koya hemen koşa koşa koya gittik. O zaman bir araba maraba nerede? Peki, koy minibüsleri var. Neyse ondan sonra koya gittim. En iyi de alacağım, akala bak, askere götüreceğim, büyüteceğim, geri getireceğim gelirken. O zaman şey, Tuncer'i uzatlayayım. Ulan oraya gittim ki bari, erkekle tekerik ya. Bir kıllı, bir kalın, ağa şuraya koy, ayağının üstünde duramıyor, kendi kilosunu dayayamıyor herif. Tek anayı, anayı tek anayı. Bak o itin şimdi ben resimlerini bulayım. Bak aynı dizinin ittir. Kabana kadar da biliyor musun o itin ha? Kazan gibi. Heh. Bir metrenin de üstündeydi o it. Bak resimlerini bulayım ben sana o itin. Bir metre çok önemli. Bir metrenin de üstündedir o it. Hiç abartmayayım. O iri olduğu için sana böyle. Onun babası. Bir metre çok. Abi bak babası. 86-87 santim rahat vardı. Bak resimlerini koy, sen de bilin zaten itin boyunu. İkisinin yan yana resmi var. En it daha bir yaşında. Bir yaşında en it daha. Babasıyla yan yana resimleri var. Babasında bir karış yüksekliği. Abi şimdi şöyle mesela bizim kuş kayasında daha fazla değil. Ne zaman diyeyim sana? Yanlış olmasın da işte 92, 93, 94'te kuş kayasında ben ortaokuldaydım abi. Ümit. Ya ortaokuldaydım ben. Ben kuş kayasında ortaokuldayken şimdi bugün mesela kuş kayasına gidiyorum. Kuş kayasına rahat rahat bir şey yetiştik var. Evet var. Malahı kırığı var. Konez var. Böyle. Şimdi mi? He. Şimdi. Mesela baktığın zaman bir ademlik işte. Doğru bir sürü. Kemerci. He. Geri kararın. Tırbırı. Tamam.
Şimdi Kuş Kalesi'nde ben o zaman o okulda okuduğum zaman Kuş Kalesi'nde iyi de davar vardı. Yani rahat bir 10 sürü vardı. Böyle davarlar çıkıyor ya. Abi Kuş Kalesi'ndeki itin o zaman o zamanki itlerin en kötüsü şu an elime geçse, en kötüsü elime geçse derim bu dünya birincisi. Bak abi. Yani bizim it miydi? Değil. Bizim itten alakası olan itler de değil. Sadece bir o Rahmi Gilde Tarzan nenekleri vardı 3 tane. Onun haricinin bizden alakası yok. Yani değil ki bunlar babamın iti. Vallahi değil. Bu kökerim yok mu? Ufak kökerim. Kökerimi şimdi şimdiki itine git bak. İkisini toplam ağırlığını tutarsan 40 kilo gelir yani. Yani şu kadar. Ama kurtuldu. Lan kurtuldu. Adem dedim onun yıldır kurtuldu. Allah belasını versin. Ondan sonra. Abi. Kör Kerim bir tane bozit getirmişti. Gürnün hüyüklü yurtta. Ya abi. Lan diyeceğim ki ben çocuğuydum. Ondan iyice gözüküyordum. Hani ortaokuldaydık biz. Şimdi o zamanlar diyorum ki ya biz babam gitti o Kör Kerim'in itini aldı. Kör Kerim dedi ki İt ama nasıl yakışıklı Ümit. Nasıl anladım ki sana ya. İt sarı boz. Ben de şunu oynayayım ya. Onun rengi de. Abi hayvan yürürken sanki elinle her yerini soğukhanı çizmişsin böyle. İle yakışıklı. Ya ile yakışıklı abi. Kuyruk bile. El ayak desen. Ama o it rahat. Rahat 85 var. Ama bir o kadar kalın abi. Ya öncekiler ne kadar kalındı abi ya. Böyle kafa mafa. Bir değişiydi lan. Şimdi diyorlar ya kafası yok bildik düz. La o soğanın da kafası düzümüz değildi. Ondan sonra. Babam bunu Kör Kerim'e aldırdı. Biz ortaokuldaydık. Rahmetli Eray da var. Biz de çocuk ya. Topal Mehmet'te bir tane kurt vardı. Kurda götürdük gitti. Babam dedi ki. Kurda götürek dedi. Kerim bunu bir getir dedi. Kurt köyün öte başında. Bu it de bu başında. Burada götürek dedi. Burada çökerse dedi. Bunu dedi şey yapak dedi. Bizim de Kaytar diye bir kancık var. Onu dedi buna çekek de dedi. Biz de enlik tutak dedi. Ama vallahi ben o zaman çünkü biz ortaokuldaydık. Ayağımızı itin yanına koyuyorduk. İtin ayağı bizim ayağımızdan kalındı abi. Hı. Tamam böyle yanına koyuyorduk ayağımızı. Ama it Kör Kerim'in karnına geliyor. Tamam Kör Kerim güçlü ama. Ondan sonra. Sonuçta bir metre değil Kör Kerim. Yeah. Hemen hemen benim şurama gelir. Ama işin diyorum ya Kör Kerim'den yürüyor. Ya yani kötü 1.70'tir boyu. Ondan sonra 1.70'tir. Kör Kerim'in karnında abi. Ondan sonra götürdüler oraya kadar. Yalnız o it kurda çökmedi bak. Aha. Kurdu damın arkasına koymuş ya Topal Mehmet. Böyle bir ufak kafasında duruyor. Ben o zaman dedim ki bu nasıl it? Abi kurt bunca az. Ümit. İt tepe gibi. İt köyün öte başına gidene kadar öyle dayı yürüyor ki. Böyle yürüme yok şimdi diyorlar ya Rahman at gibi. Harba at gibi yürüyor. Oraya gidene kadar çok iyi. Gördüğü ite tutamıyorlar. Babam da zincirin bir ucundan tutuyor. İki kişi zoruna götürüyorlar ite. Kurdun olduğu eve gitti. Mehmet Mehmet oraya gidince kurdun kokusunu aldı. İtme bilmez olur mu? Köyde aynı köyde kurdu bilmez. İte bir şeyler oldu tamam mı? İt kabardı mabardı ama it de o damın arkasına gitmek istemiyor. Bir de kancığı var Kör Kerim'in. Kurt kafa it, köşeden getirdiler iti çıkarttılar. Arası 5-10 metre. Kurt dile vuruyor. İt vuracağına. İt böyle tikerdi duruyor. Kör Kerim tut diyor. Yitiyorlar. Abi adımını değiştirmedi sonra. Gitmedi orada. Ama de yakışıklıydı. De boğuşuyordu. 2-3 it yıkamıyor. Şimdi ben bir de mazarattım ya. Evet. İtlere okula giderken hep birbirine karıştırıyordum. Köy itler bir ıslıcağı bir bağırıyordum. Yallah bismillah eden giriyordu abi. Bak. O vardı Kuş Kayası'nda. Bir. Bir tane Devruş Dayı'nın bir iti vardı. Boz bir it. Ya bir de önceki boz itler şimdiki gibi ağzı kara falan değildi abi ya. Silme bozuldu değil mi? Abi silme bozuldu. Şimdi mesela bu ağzı batırımlı gibi kara var ya. Evet. Öyle bir kara mara yiyordu ben görmedim abi onu. Ağzının ucunda hafiften. Ağzının ucunda hafiften. Sarı olanın ağzı bile hemen hemen aynı rengiydi. Yani baktığın zaman böyle ağzı kara böyle süslü oluyor ya şimdi. Öyle bir şey yiyordu abi. O Devruş Dayı'nın içi de eşeğe bağlarlardı.
Vallahi hemen hemen Eşref'ten yan yana aynı gidiyor. Ama itlerde bir en ufak sakatlık. Hiç mi? En ufak arıza. Hiç yok. Ondan sonra Mustafa mı? Gitmiş şeyden ilk getirmişti. Bu yukarı Çerkez var ya. Bir boşaldı. Yukarı. Onları yukarıdan mı getirdi? Kaftan giyenden mi getirdi? Üç tane it getirdi. İtin birinin burnu beyaz, boynu beyazdı. İyi hatırlıyorum o iti. O daha bile en çekesiydi. İki tane de kırçıl it getirdi. Kırçıl itin birisi cıbır kırçıl. Yani itin tüyü böyle iki parmak. Ama sıkı. Böyle şey, malaklı tüyü gibi değil yani. Şu keçe gibi oluyor ya değil mi? Keçe gibi. İnce uzun bir itiydi. Ben o itin hiç avladığını mavladığını görmedim. Ama o itin şu beline vurmuşlar, böyle yaylanıyordu. Ötekinin de şu arka koltuğunun bacağını buradan dirgeni sokmuşlar. Ümit. Buradan devamlı izin akıyordu. Onu da tek ayağı sakatırdı. İşte orada bu kadar çıkmış, bu kadar çıkınca Mustafa Hanım geldi. İyitlerin kaderi zaten de. Kaderi. Mustafa Hanım her gün Mustafa Hanım bir ite bakıyor ama. Bunlara yediriyor, üstlerini süpürgeyle fırçalıyor, bir şeyler ediyor, iyi bakıyor. Tumar ediyor. Bak, o itin birisi çok tüysüz kırçılın, o iri olan öteki ayağına dirken soktukları, o da hafif kıllıydı. Evet. Böyle hafif kıllıydı. Ama kardeş şimdi mesela boy boy diyorsun ya. Ya traktörün remoğu var ya, Mustafa'm gide bir kırmızı römok vardı, onu 30 sene kullandılar. Römoğa bağlamıştı. Rahmi Gillikler de bizim Tarzan'ın elikleri. Bir çubuk, biri palak, bir de kancık var ya. Şimdi olacak yarışmaya marışmaya götürecek. O boyda, o fizikte bir it olamaz. Öyle yürüyen bir it de olamaz. İtin ağzıyla kafası böyle sanki şey dikdörtgen yapmışsın, kutu kesmişsin. Bir de o itlerin ağzı bizim itlerin kafası kadardı abi. Bundan eminim yani. Onlarda değişik bir ağız vardı böyle. Böyle bir ağız vardı. O çubuk çok deliydi. Onu köyden çıkarken sen diyorsun ya bağlarım. Şimdi parak kimseye bir şey etmiyordu ama o çubuk deliydi. Onu eşeğe bağlarlardı. Tam sabah kalktım. İlkbahar böyle damarlar harosa marosa gidiyor ya. Okula gideceğim. Ustamın itleri bağlı. Biri o şey saharelik açık. Rahmigil'in davar köprüyü geçti geliyor. O kancayla palak açık. Ondan sonra Mustafa'nın bir karısı var. Acayip kızar yani. Mustafa'nın deliydi. İt boğuştuğu zaman del olur. Komşuyla kötü olmuyor diye. İtleri bir kışkırdım buradan. İtleri buradan kışkırınca bu saharenik onlara bir hücum etti. Bir onlar davarın yanından hücum ettiler. Onlar davarın yanından hücum etti. Buna doğru geri bu itte hücum etti. Ona doğru o arada çubuk eşeğin heybesini yıktı abi. Eşeğin heybesini yıktı. Mustafa bir nalayı alır almaz yattı. Çayla. Eşeğin heybesi. İtin arkasında eşeğin heybesi de barbar gidiyor. Üçü bir oraya aldılar. Mustafa bir nalayı gerdiler. Boğuyorlar. O kırçıl tuysuz it. Bak saha dedin. Abi zincire nasıl vurduysa, zincir havalandı, zincir koptu, it gitti. Gider gitmez o da onlara girdi. Şimdi millet koşuyor ayrılacak ya, abi bir de o itler ayrılmıyordu ya. Ya şimdi it boğuşuyor, hoş diyorum, tık, herkes bir tarafa kaçıyor. Değnek ayrılmıyor. Ya değnek, kürek, şapırda havaya çıkıyor, bir kürek, değnek sesi geliyor var ya. Abi yok bırakmıyor it. Ne bırakmaz sonra? Ne bırakmaz, bırakma yok. Mustafa Gül'ün o irinin, yalnız ben o evin etrafında tur atıyorum ahırın etrafında. Şimdi kimseye de gözükmemeye çalışıyorum. Şimdi bir gözüm maçta, bir gözüm de berkik. Ulan niye kırmıyor diyorum, bu soya kadar kırsın zenciri. Römoğu salladı. Yekindirmez. Römoğ taştan çıktı abi, Römoğ'un okuna takmış. O yana vurdu, bu yana vurdu. Römoğ sallandı, taştan çıktı. O yolun şarampolu var ya. Yolun şarampoluna Römoğ vurur vurmaz. Az kaldı römok devri. Römoğu aldı gitti lan it. Römok. Ha. Römoğun taşından it çıkar mı ya? Abi, taştan çıkartır mı? Traktörü çekiyordu römoktan. Ondan sonra o şarampola vurulunca römok bir o yana havalandı bir bu yanı. Allah'tan devrilmedi o. O arada it nasıl olduysa itin zincir koptu. Yani oraya hızlıca vurunca artık zincir koptu. Onu zincir mi sağlam yapmıştım. Yani bu kopartamıyor. O üç ayağıyla gitti.
Allah itte de gücü olurmuş. Lan karşıda kitle de onu bırak. Abi tuttuğunu var ya havada döndüğünü görüyorsun itin. Abi de havada sallıyor ağzını aldı. Çatı davaya çıkıyor. O çubuk, bak o çubuk var ya ince bir itidi. Öteki itle kenetlenmişler. Böyle. İkisi birbirine geçmiş. Birisi bunun ayağını almış o onun. O da onun burasını almış. Abi arkadan millet ayaklarından tutmuş. İtlerin arka ayakları havada. Gene de sallıyorlar. Bırakmıyorlar. Kan nasıl kan? Ayetler sonra bunlarla da onlarla Oğra Mustafa bir çıktı. Hücumleştiler. Az kaldı millet birbirini kıra. Bana saklanayım. Ben saklanayım tamam. Ne derse çocuk eder. Ula okula gittim. Okuldan öğle yemeğine geleceğim. Gelemiyorum abi. Korkuyorum. Korkuyorum. Akşam oldu mecburen eve geldim. Yapacak bir şey yok. Öğlen de başkasına gittim. Karnımı doyurdum. Akşam boyunca mecbur bunlara geliyorum. Mustafa bir de kalıyor mu? Mustafa'nın karısı ufakta bir karıydı böyle. Mustafa'nın 2 metreydi, karı bu kadardı. Elinde gün çubuğuyla geldi, benim sabah odasından yakaladı. Dedi sen dedi buraya dedi, sizin köy zannedersen dedi, seni dedi bu odunla dedi düzeltirim dedi. Tamam mı? Bana 2 tane sürüldü abi. O ölmüş iyi itler sen bu ucundan sonra. Ondan sonra zaten millet şey oldu, onlar iti bağladılar. Mustafa'm da o şeyi verdi. İnce iti verdi. Ondan sonra öteki iri kaldı. Öteki iriyi de Kayseri'ye mi niye, nereye verdi? İçine verdi Mustafa'm yani komşuyla sıkıntı çıkacak. Evet canım. Ne iyi de hiç olur öyle lan. Evet. Abi şey sıkıntı. Ama diyor mu abi ayran verirler tam. Ayran mı? Yani ayran sana şöyle söyleyeyim. O 3 tane iti ayran rahat 15-16 kişi var. Girgen, kürek, sıyırgı var daha biliyor musun? Önceden Kayseri'ye var. Abi sıyıkıyla diklemesine vuruyor da it bırakmıyordu abi. Baba o Şamargil'in mi it gelmişti bizim Filiz'den boğuşmuştu. Emirgil'in bahçede. Kitleniyorlardı bırakmıyorlardı. Kimin idi o? İzzet. Şamargil'in itlerden mi değil mi? O itler abi. Mama mı yiyordu büyüyordu kardeş? O itler ne yiyordu o kadar? Seyibi de abi. Kafes mi vardı abi? Yok, kafes bağ mı vardı? Bağ mı vardı? Bağ mı işte değil mi? Demin işte... Bağ iti bitiriyor. Ha şu itleri açık bırak. Evet. Acından ölsün ondan bin katlı yiyor. Aynen öyle. O hayvan acılamaz ki. Bağ iti öldürüyor. Bağ iti bitiriyor. Ya, it avlanıyor abi. Aynen kurt gibi avlanıyor. Oradan bir it gelmiş abi. Acından da biliyoruz ya. Sana gülüklerin cinsi it ama Barış abi dediği gibi öyle bir güzel, öyle bir yakışıklı it yok. Bizim de o sonki Filiz'in ol Filiz bu. En mümkün harmanda tutuştular abi. Kış da var. Kar çok böyle. Yani emmiğim babam bunlar az buz yani değnek işleri var. Ya abi Allah Allah dediğin gibi evde yeşikte değnek çekiyor biz. Değnek getirin değnek götürüyor. O kırılıyor. Değnek getirin değnek götürüyor. Bırakmıyordu. Ya imkanı var. Kırılıyordu bırakmıyordu. Babamla emmiğim bir de ikisi. Dayak ne dayak? Ayramadı. Ya dayak. Şimdi diyorum ki bundan mesela. Bir değnek vurduğu it iflah olmaz ki de. Ya abi bunu, bu itler iflah olmuyor. Evet, bu itler, o itler dayak yemiyor muydu boşak? Hem de ne yiyor? Daha çok yiyorlar. Baba paranın Filiz'in kafasına asıldı. Babam diyor ki soba kazanlı kaleden yuvarlanmış gibi. Bir, yamulmuş gibi. Yamulmuş lan. Eğri büğrü oluyorlar. Eğri büğrüymüş. Dayak yemekten. Ama gene bırakmıyor. Gel geç diyorlar. Daha yüzü kuru koydum, daha öyle güzel geliyor ki gün değmeden suya inildi. Durmaz. Beni oturdu. Sıvana içiyordum, aşağıdan bir ufaktan bir ses geldi. Sonra son mu baktım? İtler yok. Değneği aldım. Tavanın ortasından girdim abi, hop hop böyle yavaş gidiyorum ama o ince ses hale geliyor. Ders ödediler, böyle bir yüzü yanık. He. Yani sizin mallara da baktı, ben orada da var yerken. Onun yanında da bir bozit var. Ya boziti dolandırayım. He. Oğlu bozuyor, kara eti boğdurmuştu Filiz'i. O kara seki dediğiniz yedi, orada sentarlar da var. İt o taraftan geldi. Dedim, gel geçe yukarı çıktım. Golik Musa Emingil'de var ya Musa.
Amca abi dedim, ne diyor dedim. Şu davar kimin dedi. Daşo dedi. Daşo değil dedi. Oğlu dedi. Valla Filiz'i boğdurmuşlar dedi. İç o taraftan geldi. Palak geldi, palakta ağız izi var ama Filiz'in burada yara var. O arada neyse çay mı koydun? Koyduk. Ne ettiyse bir şey etti. İtin, itler burada mı dedim. İtin evi var mı? Yok la dedi. Gettiler dedi itler. Ben bardağı ettim la oğlum aşağıda bir çayeti geliyor dedi. Sen için oluyor. Yok la dedi. Ben itler gitti dedi. Çay içtik kalktık. La itler gelmedi. Daha da seyip. Eşeğe binip getirmiyor mu? O ortadan çekmiş görmüşler. Sağa mininde kalın bir it var. Evet. Bir ince biri var. İnceden satan şeyi de gelirdi. Çamsuz. Çakın köyünün orada. Kolye'ye bağırdı bağırdı. Kolye geç durmadı. Gitti. Ekmek yiyorum. Bence dışarıda bir kızıl kıyamet koptu. Neyi ne söyledim? Bir uzattım Mustafa. Ha, rahatladın şimdi iti bu. Ya daha çobanın çağı koydu işte. Aşağıda bir bugırtı geliyor. İtlerim buradan yok eve gitti. Doğru bıraktım dedim ben bakmaya gittim itler niye gelmedi. Hele ya dedi adam da, it gelmemiş davarı seyitliyor. İte bakmaya gidiyor. Neyse. Bir de nasıl bir pemecev gibi bir şekli bir motor almıştı kırmızı. Ondan evet. Yaşasından bindi geri gittiler. Bindi geri gittiler. Akşama Musa'ya demiş ki demiş. Bile bile demiş. Adam dedi bir çare de geliyor. Benden sonra ikler burada mı dedi. Ben dedim hiç geçti gitti. Madem oradan suya inmiş. Orada biri kaçmış birini yakalamış. Ağzını alıp it kaçan it. Yok. He? İki it bir iti tuttuğun zaman ağzını alıp gittiğini de gördüm ben. Tek it de götürüyor. Sizin şeyi mi? Gitti mi? Pantermen şeyi tanıyor mu? He. Tutmalı yok burada sen elin var. Sen it. Ulan ben ettirdim ne olacak ne edeceğiz dedin. Hı. Ara epey geçti işte erkeklerden sonra davarla sütten çıktı. Allah yalan sevmez. O inceyi dolandırayım. Onu... o inceyi dolandırıyor. Boğduracak. Aynı yer işte davar koydu bu elma ağaçlar, meyve ağaçlar var. Orada yavrum ben de yüzüm koydum. Bir de uzandım gözüm var. Şu arada sıçradım. Ulan o çamçukundan gelen yol işte derman yolu. Ulan iki iç çıktı, bir it de çıktı, bir tane de sonradan adam çıktı. Dedim bu bizim itler, bu gelen kimdi? O zaman Rahmi'nin bir çobanı vardı. Tokat. Dedim ki o piç. Kendini beğeniyor. Davarı yetiştim. Davarı hafif ağaçların altından sürdüm. Ben görünmüyorum. Sırta çıktım beni görünme. Sürpriz bir yana ayrıldı. Palak bir yana ayrıldı. İlk bu yanı geçtim. Ama bakıyor ne dedim, hiç tonmuyorsun. Parak bir sefer sokuldu. Sokuldu Filiz, çöktüler. Sen dedim gitme dedim, ama ben geldim. Bunlar burada boğuşuyor, biz de orada boğuşuyor. Kaybaban olduğunu bilmiyor musun? Lan bir de dar yer var, dedim şeydi. Ha buradan geç. Ulan madem uçmuş, çumun altı boş. Çuma basar mısın, ben buraya kadar suya düştüm. Ya çıktım ben yaşardım o kuru yetişemiyorum. Abi itler gibi dedim seni deyiz. Hiç yolu yok. Senin kayınbaban kaçıyor değil mi? Bu ağaçta gitti gidiyor işte Mustafa bana diyor ki o diyor dere işi öyle çekiyor iti de boğdurdu diyor. Sen ne yaparsın? Baban da evde yok. Köye gel para parasına gel. Baban nerede? Neticeye kulaklar çıkıyorsun.
Yeni cenem gel içeri gel çay iç. Ne çay içeceğim iti oldu. Ya emmi diyor. Sizin uşaklar diyor. Bizim itler çok boğdu. Azıcık da bizimkiler boğsun. Ne olur? Şehre edeceğim beyle dedim. Emmi git. Sen değneğine de ondan başa çıkalım. Ha silah çekecek o da sana silah çeker. Kardeşinden aranı açılır. Geç geç elma olsun. Sizin itler diyor bizim itleri boğamaz diyor. Çok boğdurdu sen uşaklarım diyor. Şimdi bizim itler... He. Şimdi de bizim itler... O arada da babam köye geldi. İşte olaylarım geldi. Yaşasın abiye de anlattırdım. He. O da ana diyor biliyor. Ya diyor buraya gel diyor. Ne var ne oldu diyor. Gidiyor ya. Oğlan diyor iti boğdurmuş geber. Geber bize geber kişiyor. İyi. Ha seninkiler ama bu artık könaz var ya ben dev gibi itleri boğuyor diye. Nasıl boğuyor diye. Dua ederse ne olacak? Biliyor adam abi manolu mu? Nasıl boğuyor? Sen iki itin diyor ben boz iti boğamaz diyor. Nasıl boğuyor diye. Çok güzel etmiş diyor. Adam yanına gidip etme diyor bak karışma. Neyse ertesi gün ben eve geldim. Gülmeye başlar, netice gülüyor. Yarın meclisi söyleyeyim ben de gülüyor. Ne ettin diyor. Dedim valla böyle böyle oldu. Hatta küfür de ettim diyor. Eğer tutar zamanı itler gibi seni de ben edeceğim. Ya sen beni edersin ya ben sen kulaklarını keseceğim. Hiç yolu yok dedi. Boziti dövmüşler. Bir ara yapmışlardı. 15 gün bir şey yemez. Ben dedim geber. O taşon dayak ne de? Ya. Normal dayaklar değil yani. Taşon oğlu bir, bir de köse Kemal'ın oğlu iki. Babamınlar evine ceza vermiş. Dayak yüzünden. İte. Köse Kemal'ın oğlunu yakaladı. 70 gibi 3 kişi iti dövüyorlar. Sonra. Veriyorlar odunu. Sana babam da sen gece git. Adamlar dağda yatarken tüfeğe paçasının arasına sok buradan patlattı. Birisi göçme. 3 tanelermiş onlar. Birisini bacağından vurmuş, birisini buraya sıkmış. Buraya sıkınca diyor, nasıl sıçradıysa diyor. Kuş kayasını bırakmış, Akmıyar'a gitmiş. Ondan sonra da diyor, göçte öldü adam diyor, korkuda. İmanın korku. He. Ama sıkın. Mesela ona babam diyor ki, şimdi sen daha çok baktın ya o itlere İboş abi. Onlar diyor mesela, şey yaparlardı diyor. Çünkü az ağır diyor mesela. Buradan diyor çobanın yanından haylasın. İlk önce diyor yalandan kaçarlardı diyor. Ters giderler. He. Önce diyor bir kaçarlardı diyor. Şimdi demin İboş abi deyince aklıma geldi. Onlar eve gider, kararlar, kaçarlar, herkesen görürler. Ondan sonra İboş abi diyor ya. Böyle diyor ayrı, ayrıldılar diyor ya. Ya şimdi böyle diyor. İlk önce kaçıyorlar diyor. Karşıdaki, arkadaki zannediyor ki diyor. Benden kaçıyorlar. İleriye gider diyor. İleriden böyle ayrılırlar diyor. Böyle dönerler diyor. İlk birden böyle ortada kalır arkaya keserler diyor. Arar olmaz git diyor, git de o diyor. Şeyi de hani ilettiler. Bizim köyde Güven abinin iti var. Şu fidanlık dediğimiz eti topan tersiydi. Onu da hani öğünde kaçtılar, kaçtılar. Küçen var daha uzun. O it de panter kadar da ha. Belki evet, de daha iyiydi o iti. Büyüdü o it. Panterin şeyi. O it de bir panterin deli değil mi? Güven abinin iti. Bunlar çok zorlu it. Ya da o ite yandım. Yansın. Onu geberttiler ama acayip. Çok zor. Zaten o itlerin peşinden gidecek diyorduk o zaman işte o cesaretin kurbanı oldu biliyor musun? Hı. Peşine gitti. İtler kaçtı. Mehmet miydi ya? Mehmet'le kendi oğluydu değil mi o zaman? Yetişene kadar iti. Dedi ki İboz abi dedi havada bizim it dedi. Sen ağamın itlerini kuvaladın. Çünkü kuvaladı geliyordu lan tutuklarında. Gemin sesini duyuyordun ya. Ayrıyorlar da. Sen ağanın itlerini kovar. Dedim ki oğlum halini görün. Onlar dedim kaçtılar dedi. Bayrıra ortaya aldılar. Dedim bu geber mi? Hey ya bizim sabahına gittiler hiç gelmedi. Ya sen dedi hiç. Oğlum ağam ben diyorsun dedi. Mehmet abinin önemli mağaraca çıkmışlar bu şeyin orada. Kızlanan şey anladım. Bizim köyün kralı yok mu? Bayramın oğlu Ali yok mu? Ha. Ali ile Sami babaları götürüyorlar. Bu şamarı koyunu kurt kırmış diye yukarıda. Çan dönende kırdı da. Senin de aklına geldi. Fazla de. Şu benim kıllı it yok muydu? Kıllı itin zamanı. Ondan sonra bunlar davarı kurt kırmış. La gittim o çan dönenin üstünden başlamış. Doymuş ay yukarı. Her yerde çoğu koyun çatlamış.
Gözün kırmıştı ya. Canlı koyunu kurtkuvaladığı zaman çatır. Kimisinde hiç yara yok. Koz, koyun. Korkudan çattı ya. 30 küsür tane üleş getirdim. Bir motor arabası. Bir motor arabası. Benim getirdiğim bir motor arabası. Daha bir sürü var. Getirdim o bizim evin oradan başladım. Köyün karşısına yukarı dökete. Her taraf üleş. Dedim hem itler yer. Tamam. Hem de dedim buna kurt gelir. İtler de kurdu yıkar. Şimdi aklımda hiç kurt. İtten alakam yok yani. Bu bayram uşaklarında da bir tane kancık var. Aa, ama çok güzel kancık ya. Onlar da doluyor. Boz bir kancıktır. Ya, yok boz değil, göy. Yani bizim itin eni, anası onlarınki, babası bizim it. Hatta o enin bacısı da şu yaraserli Fikret'e gitti. Evet. Şu eski... O it çok da yaşadı. Çok da yaşadı. Aynen. İlk festival görüntülerinde bir kırçılık var ya, havalara şaklanıyor. Evet, evet. O it. Erken onlara verdiler, dişisini kendileri tuttu. Babaları bizim it, annesi onların it. Bir de boz itler var. Sabah erken, ula ben 3 tane iti dışarıda koydum. Ondan sonra... Sabah o zaman ben bu ev, oturduğum ev yok. Hatta sen gün oturdun var ya, orada oturuyor. Öteki itler de telin içindeler. Bir de 7-8 tane it var ama. 3'ü dışarıda, 5 içeride. Sabah bir uyandım ki... Davar erken çıkıyor ya bizim. Teldeki itler böyle tele tırmanıyorlar. Ona camdan baktım ki o köyün karşısında Fuat'ın ağaçlarının altında böyle bir şeyi boğuyorlar. Davar hiç gözükmüyor. Davar orayı geçmiş, açmış ya arkaya Boğaz Ören'e doğru. Davar yok ortada. Ondan sonra hiç de bir şey yok. Şimdi o saatte aklına ne gelir orada? Ne olur? Hiç bir şey yok. Ula Alparslan yetişik itler burada yıktı dedi. Ondan sonra yalın ayak. Ben kalktım koştum itlerin kapısını açmadım. Alparslan'a dedim kapıyı aç. Kalan itleri de bırakıyor şimdi olaya bak. Abi yani. Beş it de içeriden çıktı mı abi? Ula oraya yetiştim ki kurt mut değil. Kıram itini boyuyorlar. Ortada kurt mut yok. Ondan sonra. Ya şimdi yalnız nasıl olmuş? Ali davarın peşine kaçmış. Ali otlerden korkuyordu, hiç yaklaşmaz. Ne, bir eşekten almış çıkmışlar. Ali mi Sami mi, yanlış söylemem ikisinden birisi. Ali ondan sonra. Biri ağaca çıkmış terbiye. Dırmanmış. Yani şimdi iti ayırmaya çalışmış ya, vurunca it kendine çökmüş. Bu da ağaca dırmanmış. Abi ağaç yalnız şu kalınlık bir ağaç. Yukarıya doğru dırmanınca ağacın kafası eğilmiş geri aşağı doğru. Ondan sonra it altında bekliyor şimdi. İti atlıyor aşağıdan. Ayaklarını tapire çekiyor. Adamda güç kalmamış, tutamıyor artık. Düştü düşecek aşağı. Aşağı tüfeği tutacak. Ula diyorum. İt bir gidip ite çöküyor, bir geliyor buna çöküyor. Ondan sonra. La aşağı in diyorum. Adam inmiyor aşağı. Ondan sonra. Adamı yalnız renk, ruh, gitmiş, deli olmuş herhalde. O zor iş. La itlerin elinden şimdi kardeş 3 it boğuyordu. Oldu 8 it. 8 itin elinden iti nasıl alacağım abi? Vurmayla. İtin üstüne atlıyorum. Arada itler benim bacağımda yaraladı mı? İti geri bıraktım. Vururken, çalarken Alparslan da ötekiydi, belkiydi. İti en sonu kucağıma aldım adamın itini. Bizim itlere vurmaya başladım Allah ne bilsin. Ama harbi vuruyorum yani. İti kurtardım. Sami de kızdan kurtardı. Ondan sonra bunlar köyden geldiler neyse. İti şey yüklediler keşkereye. İti aldı gittiler. İt gitti evde gelmedi. Ama çok güzel kancıydı. Ondan sonra ötekini de kurtardık ağaçtan. İndi adamın renk man komple gitmiş ya lan. Ya hiçbir şey yok. Ne oldu lan? Ben öyle bir şey denk geldim de o Samet'kinin orada değil mi bitir? Devriyorların şu çalışan oluyor ya bu. Gevşeye vidalar, raylar bu vidalarını sarmıyor böyle yolda. İtler adama zor etmiş demir yolu bu işi. Vidalara dolanırken. Adam orada direğe çıkmış. İtler başında hav 7-8 tane it. Neyse ben o Samet'kilde yok. O şeyi aradı işte. Pis gelen çok pis geliyor. Adama gelen. Oradan şeyi aramışlar. Samet'in babasını aramışlar. Samet'in babası da beni aradı ki la oğlum dedi. Samet dedi tarlada dedi. O itler dedi adamı direğe çıkartmış dedi. Gitti dedi adamı kurtar. Ulan dükkanda kalabalık. Şimdi it oldun mu dedi ne yalan geldik. Uşağa dedim uşağa siz idare edin dedim ben bir şuraya gideyim geleyim. Neyse bastım gittim ki valla.
Adam bildiğin üstünde pislemiş. Rek, mek, hiçbir şey var mı? O bizim usul... Az daha gitmezsek ölürmüş adam. Şeyli, bizim köylü Kınar Vakfı'nın kayınbabası kim lan burada? Ahmet dayı. Ahmet dayı mı? He. Ahmet dayı bizim köye geliyor. Ona saatte ne yapıyorsun? Kedi bile geliyordu o adamın. Saçma ama. Vallahi bak. Kan burada adamın. Şimdi ilkbaharın gene kedi yayan geliyordu ya. Yayan geliyor. Şimdi bizim ilkler daha önce bizim köyde Körkal vardı. Onu bir boğdular. Körkal mancılığa giderken Taçerçi Deresi'nden dolanıp gidiyordu. yoldan geçen yoğundu lan. O hangi dönem biliyor musun? O kıllı var diye bende. Kıllı. İşte o panter tarzan marzan var ya. Kobra mobra. Onlar çok pis adam. Bir de telde büyüdüler ya. Hiç kimse oradan geçirtmiyorlardı. Yayan giden hiç yok. Bu kan, şey Ahmet dayı oradan yayan gelmiş. Dışarıda bir tane it var. O kıllı soykası da şeyde servide bağlı. Erik adama yolun üstüne gitti ya. Ben camdan bağırdım ki. Dedim emmi dedim sakın taşma şartma dedim. Taşatmasan geliyordu havlayıp gidiyor bir şey etmiyor. La emmimin elinde bir değnek var. Emmi değneği bıraktı iki tane de taş var. Ona iki tane savurdu. La Alparslan koş dedim. Şimdi yetişilecek gibi değil. O arada bir baktım ki abi o kılın sohası bir çırptı kafadan. Şeyi çıkarttı. Alparslan it önünde Alparslan'ın onun arkasında. Camdan nalken yayın izliyor. Tabi o köprünün başı var ya. Abi adam değneği salladıysa da kılını buna nasıl vurduysa var ya. Sana yemin ediyorum Ümit adamın şapkası yolda kaldı geldi yok. Kafadaki şapka var ya. Şapka var sende kendin elini getirir. Allah'ım kurban olurum demiş. Sonra adam diye bağırdı ki lan. Dedim adam hay bak adam öldü dedim. Koştum. Koştum ki hakikaten. Şimdi buradan vurunca şapka havalanmış olduğu yere düşmüş. Ondan sonra adam o şarap oldan ömür karata. Ayaklarını oraya düşmüş. Ayakkabıları şarap oldu, geldi sağlam. Asla canım ne yapalım. Adamı aldık şimdi ayakkabıyı mı? Ulan güler misin o ara? Gülmeye misin? Ulan su getir Ahmet dayı canlandık maymanladık. Ahmet dayı bir daha gelmedi bizim köye. Gelir mi daha? Evet. Bana şu ne çöktü amma lan. Şey etti. Barış. Mahmut var. Bireyliği vardı yıktıktan sonra duruyordu. Yani ısırmıyordu. Şimdi bu bitiyor ya. Evet. Ondan sonra alıp sallamıyordu. Ama için bir şey salladın ya. Korkumaz uçuruyor daha. Şu Vatiye Mahmut var. O Yahçınlı'nın babası. Hı? O tarafa gittiğimizden sürer. Ben de davar kırpına geldim. Bizim buralarda yaya bir remzi vardı bizim çoban. Erkenden gidek dedim. Yakınca o Samokor'a doğru gitmeyelim. Ben davarın önünde işte sizden getirdiğimiz bir de pozit var. İkrede hiç yok. Ama bu biz yine konuşuyor. Peki ne ya hayır mı? Kaldı da ana aldatıyor etti. Vay siktiğin dedim sen bana sahisi nam verdin. Buna bir tane attım ikinci yıl ne oldu mu oldu? Baktım itler yetişmedi itler hiç yok. Şimdi şapka bir tarafa gitmiş. Ayakkabılar çıkmış. Hmm. Ayakkabı şapkayla buldum. Kurca koydum. Gittim. Sabahına kardeş şikayete geldi. Babam dedi lan niye böyle adama vurdun? Dedim ya geldi yedin. Orada kül etti. Çayını yavru. Kuru kıraç. Ama bağlam var o işte çoğalan dedi ya biz bir şey etmedik biz siyadı ne etmedik dedi geldi yeklenen avratıydı. O üstüne yattı. Zaten yatmazsa geberdirler. Sen de bana dedim bu olsun geberdir. La o şey kobra var ya Ümit. Elazığ'a giden bir kobra vardı. O soyka azdı içeride. Abi dura dura. Telin içinde beni bir boğdu o. Ondan sonra. Askerlik ocuk yok mu lan? Kapı. Ocuk olmasa var ya benim boynumu kırardı abi o iti. Yani suratım diye atladı kafamı dönünce buradan sırtıma bindi. Şimdi buradan o kocuğun şapkasını aldı.
Sallar sallamaz ben gittim, o ağzım bir sürü o şeyin içine girdim. Harfemin önünde kürüm var ya, kürüm içine. Yalnız ben de dörderle oraya yetişmeye çalışıyorum. O arada su akıyor kürüne. İt bağlı mı? İt açık. Şeyin, akırımındaki tel yok mu orada? Kafayı şeyin altına soktum. Ben korkuyorum kafamı ısıracak diye. Ondan sonra kafayı oraya soktum. Su kafama şırıl şırıl akıyor. Ondan sonra şeyin kökünden de sağlamca tuttum. İç sırtımda iç salladıkça kocuğum paramparça itti. Alparslan oradan koştu ki tele girecek ya. Bir de o huysuzdu. Seni bırakıp oraya çöküyordu bu sefer. Dedim Alparslan buradan girme. Öteki kapıdan gir. Şimdi öbür tarafta da üç tane erkek it var. Üçü de buna zıt. Ondan sonra dedim götür onları aç. Alparslan üç iti birden saldı abi. Artık ara kapıyı açtı. Allah ne verdiyse. Birden üstünden yük aldım dedim valla sana şunu. Ben de dışına çıkın beni izliyormuş. Yani. Alparslan diyor ki lan günah alak diyor. Dur diyorum biraz daha cırsınlar. Ahalandırsınlar. Abi yerde hışır oldu. Ondan sonra da o haliyle Seyit Kibre var ya Tufa Seyit Kibre Özgür Kibre var. Oğlana dedim, oğlan da isteyip duruyor, gel bunu götür dedim. Nasıl? Geldi ile aldı, almaya koydu. Dedim Allah sana şükür. Oğlan canla ne bulsa boğuyor diyor. He ya, çok tesir eder ya. Kardeş eline sağlık. Afiyet olsun. Yeter miydi? Bakalım. He Allah kardeş. Sizin gününe gideriz. Bir saatte daha gidiyor. Anlat o adamı.